Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 29 Temmuz Pazartesi günü Aksaray Valiliğini ziyaret edeceğini, daha sonra da Aksaray Belediyesi'ni ziyaret edeceğini söyledi. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü doğalgaz depolama genişletme projesinin temelini atmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geleceğini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Temmuz Pazartesi günü Aksaray Valiliği ardından Aksaray Belediyesi'ni ziyaret edecek. Aksaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Tıp Fakültesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tercih dönemi için bilgiler verdi. Tıp Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 2017 Haziran ayında kurucu dekan atamasıyla faaliyete başladı. Öğrencilerimiz Konya Meram Tıp Fakültesi'nde eğitim görmekteler. Şu anda 61 tane öğrencimiz var. Önümüzdeki yılda 40 tane kontenjan ayrılmış durumda fakültemize. Biz buradaki Aksaray'daki tıp fakültesi şartlarını eğitime hazırlayana kadar öğrencilerimiz orada devam edecekler. Buradaki şartlar hazırlandıktan sonra da öğrencilerimizi Aksaray'a getireceğiz ve eğitimlerini burada sürdürecekler. Evet, tıp fakültelerinde halen doktorluk geçerli bir meslek. Devletin mecbur hizmeti devam ediyor. İş garantisi olan tek meslek olduğunu söyleyebiliriz şu anda doktorluğun. Bu da umarım uzun bir süre böyle devam eder. Tıp fakülte burada Aksaray'da 500 yataklı eğitim araştırma hastanesinde biz işimizi yapıyoruz. Şu anda fakültede 7 tane profesör, 2 tane, 3 tane doçent ve 27 tane doktor öğretim üyesi bulunmakta. Daha ilerleyen dönemlerde de bu eğitim kadromuzu genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölümümüz Endüstri Mühendisliği 2014 yılından beri öğrenci alıyor. 2014 yılında aldığımız ilk öğrencilerimizi 2018 yılında mezun ettik. Halen eğitim öğretimimiz 400 öğrencimizle devam ediyor. Bölümümüz özellikle dış paydaşlarıyla çok etkili bir şekilde iletişim halinde. Sanayideki firmalarda özellikle ortak eğitimle başlayan çok ciddi bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğin sonuçlarını da alıyoruz. İstihdam konusunda, eğitim öğretimin kalitelileştirilmesi konusunda, niteliklerin artırılması konusunda endüstri mühendisliği ihtiyaçları, sanayinin endüstri mühendisliği olan ihtiyaçlarını karşılama konusunda üst düzeyde bir eğitim vererek eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Öncelikle bilgisayar laboratuvarımız var, 2 tane. Başta temel programlamalar olmak üzere, yazılımlar ve programlama olmak üzere bir bilgisayar laboratuvarımız bu şekilde. İkincisi ise simülasyon laboratuvarımız var. Endüstri mühendisliğinin yoğun olarak ihtiyaç duyduğu simülasyon programları da bölümümüzde eğitim öğretim programımız içerisinde müfredatımıza dahil edildi. Son olarak bu sene yaptığımız bir Lego Lab laboratuvarımız var. Bu Lego Lab laboratuvarında ise öğrencilerimize Lego parçalarından üretim proseslerini göstererek mikro bir fabrika kurduk. Bu mikro fabrikada öğrencilerimiz endüstri mühendisinin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine çok kısa sürede uygulamalı olarak ulaşıyorlar. İş bulma önceliği, endüstri mühendisleri için iş bulma önceliği tabii ki öncelikle endüstride, fabrikalarda. Bunun dışında mezunlarımızdan bankalarda veya işte finans kurumlarında çalışanları da mevcut. Ancak biz önceliğimizi endüstrinde ihtiyacı olan, sanayinde ihtiyacı olan çözüm odaklı, karar verebilen ve problemleri zamanında çözebilen mühendisler yetiştirmek için odaklandık. Ve bu konuda da geri dönüşleri oldukça iyi bir şekilde alıyoruz. Endüstri mühendislerimizin sanayide çalışması bizim öncelikli tercihimiz. Bölümümüz oldukça genç bir akademik kadrodan kurulu. Bölümümüzde Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,
ve TÜBİTAK'ın 1001 ve 1002 programları başta olmak üzere çeşitli programları ile birlikte BAP düzeyinde oldukça çok sayıda bilimsel ARGE projesi yürütülmektedir ve bu projelerin bir kısmı halen devam ediyor. Bu kapsamda bölümümüzün SCI'da taranan uluslararası saygın dergilerde toplam 235 makale yayınladığını belirtmem gerekiyor. Ayrıca bu yıl 2 tane patent başvurusu yapıldı bölümümüzde yapılan bu çalışmalar kapsamında. Yine çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda çeşitli bildirilerin sunulduğunu da belirtmem gerekiyor. Bölümümüz bilimsel olarak son derece aktif bir bölüm. Yine akademisyenlerimizin çeşitli ders kitaplarını kaleme aldıklarını da ayrıca belirtmem gerekiyor. Bu kapsamda akademisyenlerimizden birisi Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü, bir başka akademisyenimiz ise Bilim Kahramanları Derneği'nin Yılın Genç İnsanı Bilim Ödülünü almış durumda. Yine daha genç arkadaşlarımızdan, asistan arkadaşlardan ikisi Türkiye ulusal kapsamda yapılan Bu Gençlikte İş Var ve Benim İşim Girişim gibi yarışmalarda ulusal düzeyde birincilik ve üçüncülük ödüllerini aldıklarını belirtmem gerekiyor. Bütün bunları şu yüzden söylüyorum. Aksaray Üniversitesi gibi genç bir üniversitede ve bizimki gibi yeni kurulmuş bir bölümde bu tür başarılar oldukça önemli. Evet, Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2013 yılında eğitim öğretime başlamış olup şu an yaklaşık 700 öğrenciyle eğitim öğretimine devam etmektedir. Bölümümüzde 10 adet hoca bulunmaktadır. Doktorasını tamamlamış hoca bulunmaktadır. Ve birçok seçmeli ders ve zorunlu dersimizin yanı sıra laboratuvar imkanlarımız vardır. Elektrik makineleri, elektrik devreleri, elektronik gibi ve mikro işlemciler gibi laboratuvarlarımız mevcuttur. Şu anda öğrencilerimizin büyük bir bölümü, mezun olan öğrencilerimizin büyük bir bölümü de piyasada çalışmaktadır. Evet, şimdi laboratuvar uygulamaları mühendislik bölümlerinin olmazsa olmazıdır. Şöyle ki bir mühendislik bölümü sadece ders ortamında ya da sınıf ortamında düşünülemez. Laboratuvar, uygulamalı eğitim mutlaka olmalıdır. Biz bu amaçla ilk kuruluş aşamasından itibaren laboratuvarlarımızı geliştirmeye çalıştık. Bu konuda da sağ olsun rektörlüğümüzün oldukça büyük destekleri oldu. Örneğin bulunduğumuz burası elektrik makineler laboratuvarı. İşte elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerle ilgili deneyleri yaptığımız ve tabii ki derslere paralel olarak deneyleri gerçekleştirdiğimiz laboratuvar. Yine yukarıda elektrik devreleri, 1. 2. sınıftaki öğrencilerin ilk olarak yaptıkları ya da öğrendikleri şeyleri uyguladıkları bir laboratuvarımız var. Daha sonra elektronik laboratuvarımız var. Yine mikro işlemciler laboratuvarımız ve ek olarak yine bilgisayar derslerinin görüldüğü bilgisayar laboratuvarlarımız mevcut. Dolayısıyla laboratuvar olarak tam olarak yeterli seviyeye ulaşmamış olsak da birçok dersin laboratuvarı mevcut şu anda. Birleşmiş Milletler ve İnsani Yardım Derneği ortaklığında İdlib'e 400 çadırlık bir kamp kuruldu. Bu kamp ağırlıklı olarak engelli ailelerden oluştuğu için diğerlerinden biraz daha farklı. İnsani Yardım Derneği ve Birleşmiş Milletler'den İdlib'e engelliler kampı. Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'in güney kırsalına yönelik yapılan bombardımandan kaçarak şehrin kuzeybatısındaki kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan siviller için İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler İşbirliği'nde 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu. İdlib kırsalındaki Turlaha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa bombardımandan kaçan engelli bireylerin bulunduğu aileler başta olmak üzere Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile yerleştirildi. Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki yolcu otobüsünden kaçak yollardan Türkiye'ye giren 78 kaçak göçmen yakalandı. Aksaray'da gece yarısı Ankara Karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden iki otobüsü durdurdu. Otobüslerde seyahat eden Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kişinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğinin belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Göçmenleri bir okulun spor salonuna getiren polis ekipleri yemek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Devam et. Gel, dur. Ben oraya geçeyim.
En son gelenler kimdi? En son? En son en arkada. Sıralamış. En son. 39'dan. Gel. En arkada. Sen gel. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerin Selime Katedrali olduğunu söyledi. Ihlara Vadisi'nin bitiminde yer alan Selime Katedrali bizim en çok ziyaret edilen mekanlarımızdan bir tanesi. Yine turizme açmaya çalıştığımız, yakın bir zamanda Ören Yeri olarak bakanlığımız tarafından ilan edilecek olan Aşıklı Höyük Ören Yeri. Burası bir kaz alanı ve burada özellikle M.Ö. 8500'lere kadar tarihlendirmeler yapıldı. 11 bin yıllık yani Aksaray tarihinin başladığı yerdir Aşıklıyük. Ve Aşıklıyük'teki çalışmalar Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran hocamız tarafından devam ettiriliyor. Her yıl kazılar burada sürüyor. Yakın bir zamanda burasının aynı zamanda bir ziyaret noktası olması çalışmaları devam ediyor. Aksaray'da Hasan Dağı'nı söylemeden geçilemez. Bölgede Ihlara bölgesine gelen turistlerin ileriye dönük Hasan Dağı bölgesiyle entegre edilmesi yönünde çalışmalarımız var. Hasan Dağı'nda 2000 metreye kadar olan bölgeye kadar şu anda çıkışlar yapılabiliyor. Amacımız Hasan Dağı'nda mekanik tesislerin oluşturulması ve Hasan Dağı'nın teleferik sistemiyle bölgede Hasan Dağı'nı da Aksaray turizminin içerisinde entegre etmek istiyoruz. Bu çerçevede Aksaray'ın özellikle termal imkanlarından da bahsetmek gerekir. Farklı noktalarda termal sahalarımız var. Narlı Göl, Ilısu, efendim Ziga, işte Tuzlu Su, Sarıyaşı, Bektik bölgesi. Bunlar bizim termal potansiyellerimiz. Bu noktadaki yapılacak çalışmaları daha da ilerleterek inşallah termal turizmde de Aksaray'ın söz sahibi olmasını istiyoruz. Yine Ihlara Vadisi üzerinde başlayan balon uçuşları var. Bunun daha da geliştirilerek Aksaray'ın Kapadokya turizmi içerisinde Nevşehir iliyle beraber daha güçlü bir şekilde olması yönünde Aksaray tüm gayretlerini ortaya koyuyor. Bütün bu çalışmalar çerçevesinde Aksaray'ı geçen sene ziyaret edilen toplam turist sayısı 900 bin. Yani 1 milyon yakın insan Aksaray vilayeti sınırları içerisindeki müze ve ören yerlerini görüyor. Amacımız daha yüksek ve Aksaray'da kalış sürecinin daha uzatılması yönünde. Bu çerçevede de bölgeye yeni yatırımların olması gerekiyor. Özellikle ticari noktada faaliyet gösteren tüm kurum kuruluşlarımızı, müteşebbislerimizi biz Aksaray bölgesindeki turizm alanlarında yatırıma davet ediyoruz. Çünkü turizm sektörü yatırımla anlam bulan bir sektör. Bu noktada potansiyeli olan bir il Aksaray ve Kapadokya bütünseli içerisinde potansiyeli en yüksek olan illerin başında geliyor. Ulaşım sıkıntısı yok. Havaalanına mesafesi Aksaray ilinin yarım saat 45 dakika. Tüm dört yöndeki ulaşım sahaları karayoluyla ulaşımda Aksaray çok büyük imkanlar bize sunuyor. Bu yönden tam bir kavşak noktasında ama gerçekten Aksaray'a gelen insanların Aksaray gerçekten yalnızca içinden geçilip dönülen bir il değilmiş. Bundan çok daha fazlasıymış dedikleri bir yer. Çünkü bir şehirde Yüce Mevla'nın bahşettiği birkaç önemli güzellik unsur olabiliyor ama Aksaray'ımızda bu manada çok birbirinden farklı güzellikler var. Bir tarafta termal imkanları var, bir tarafta Erciyes'e muadil Hasan Dağı var, Narlı Gölü var, Ihlara Vadisi var, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Tuz Gölü var. Bütün bunları bir arada gördüğümüzde Aksaray'ı gören, gezen kişiler bunu samimiyetle ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz Bozkır'ın ortasında böylesine muhteşem potansiyeli olan bir Aksaray şehrini hayal etmemiştik. İşte bu yüzden biz de bu müzeler haftası münasebetiyle tüm başta hemşerilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ve tüm misafirlerimizi Aksaray'a bekliyoruz. Nevşehir'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Bayram Kabakçı yönetimindeki 50 plakalı otomobille Furkan Ataç yönetimindeki 07 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil içerisinde bulunan Bayram Kabakçı'nın yanı sıra İpek Kabakçı, Merve Kabakçı ve ticari araç sürücüsü Furkan Ataç ve araç içerisinde bulunan Muhammed Ataç yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmasının ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sırasında ticari araç çarpışmanın etkisiyle apartmanın giriş katına girmekten çöp kovası sayesinde kurtuldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Drone şampiyonasının 3. etabı Kapadokya'da başladı. Şampiyonaya 32 ülke katılım sağlayacak. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın 3. etabı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı. Ürgüp'te başlayan yarışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kaçır, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve vatandaşlar katıldı. 32 sporcunun katıldığı yarışma 2 gün boyunca devam edecekken, şampiyonada dereceye girecek olan yarışmacılar, 3. etapta İstanbul'da Sultanahmet Camii ve Ayasofya arasında yarışacak. Üçüncü etabında ülkemizin en hızlı drone pilotlarının amansız mücadelesini seyredeceğiz 2 gün boyunca. Bu vesileyle Kapadokya'mızın ziyaretçi akınında farklı destinasyonlarla, farklı etkinliklerle bölgemizin tanıtımına, ülkemizin katma değerine ve en önemlisi de teknolojiyle beraber 2023, 2053, 2071'e giden gelecek planlamamızda teknolojinin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle herkese, tüm katılımcılarımıza ve en önemlisi de pilotlarımıza başarılar diliyorum. Ürgüp'te Türkiye'de ender yapılan gösterilerden birinin bir yarışın düzenlenmesi ve katkısı geçen herkese, başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah hem halkımızın, başta da çocuklarımızın teknolojiye olan yatkınlığını başka alanlarda, daha faydalı alanlarda, daha uygun yerlerde kullanmaları, yeni hobiler, yeni daha faydalı hobiler elde etmelerinde faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca da tabii dünyanın, ülkemizin göz bebeği Kapadokya'nın tanıtımına da katkısı olacağını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda da emeği geçen, katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyor. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Değerli belediye başkanımız ve kıymetli konuklar, ben böyle güzel bir günde doğa harikası, Türkiye'mizin gerçekten mücevherlerinden, incilerinden bir tanesi olan Kapadokya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın teknolojiyi geliştirme adına yönlendirilmesi konusunda bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de belki Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız ve pek çok paydaşımızla birlikte hayata geçirmekte olduğumuz Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali. Teknofest geçen yıl 2018'de ilk yılında 4 günde 560 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği oldu. Çok sayıda yarışmaya ev sahipliği yaptı.
roket yarışmalarından model uydu yarışmalarına, insansız hava aracı yarışmalarından robotik yarışmalarına, 14 farklı yarışmada 5000'den fazla takımda 30.000'den fazla gencimiz geçtiğimiz yıl Teknofest yarışmalarına katıldı. Bu yıl hem yarışma sayımız hem yarışmacı sayımız arttı. 19 farklı yarışmada 10.000'in üzerinde takımda 50.000'den fazla gencimiz yarışıyor. Biz hayal eden, araştıran, geliştiren ve üreten bir gençlik istiyoruz. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak, Türkiye'mizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir gençlik istiyoruz. Bu yolculukta, bu hedefler doğrultusunda hayal etme süreci böylesi etkinliklerle başlıyor. İşte geçen sene Dünya Drone Şampiyonası'nda 30'dan fazla ülkeden takımlar yarışmıştı. Bu yıl yine 32 ülkeden 64 farklı takım Teknofest'in ev sahipliği yapacağı Dünya Drone Şampiyonası'nda yarışacak. Fakat bu yılın yeniliği Dünya Drone Şampiyonası'nın bir ayağı olarak Türkiye Drone Şampiyonası'nı gerçekleştirmek oldu. Üç ayaklı bir şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Asos'ta ve Anamur'da ilk iki ayağı gerçekleştirmiştik. Şimdi bugün üçüncü ayağını işte bu dünya harikası yerde Ürgüp'te hayata geçiriyoruz. İnşallah finalini Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya ile Sultanahmet'in arasında yapacağız. Ve Türkiye'nin şampiyonlarını Dünya Drone Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek drone pilotlarını tespit etmiş olacağız. Böylesi etkinlikler gençlerimizin hayal gücünü artırmada, merak duygusunu tetiklemede büyük bir rol oynuyor. Tabii çok büyük bir ekibin ciddi gayretleriyle, emekleriyle hayata geçiyor. Ben bugün gün doğmadan onlarla birlikte bir balon seyahatine de katılmış oldum. Çok da keyifliydi. Harika bir ekip. Çok güzel işler başarıyorlar. Çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'nin Bor ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Serkan Baran'la makamında görüştü. Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Kurum, Bor Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Serkan Baran'la makamında görüştü. Bor ilçesindeki tarihi sit alanlarını gezen Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Niğde Valiliği ziyaretinde Bakan Kurum, kendini karşılayan sıfır atık projesi kapsamında kahraman çevreci iki çocuğa oyuncak hediye etti, madalya taktı. Kurum, valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kahramanlar diyarı Niğde'nin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık eden güzide bir şehir olduğunu söyledi. Burası orada yapmış zaten. Yukarı konak olarak yapmış kilisenin üstünde. Ondan dolayı da burayı sonra yapmışlar. Yani şu aslında az vakit yok. Kahraman çevresi. Teşekkür ederim. Ooo, teşekkür ederim. Eğitimde sonrası madalya veriyoruz. Alın bakalım kahraman çevresimize madalya takalım. Sayın Bakanım.
Kahraman çevreci. Ama herkes uyar, tamam mı? Hem Niğde'mize hem de Vali'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri ilimizde görmekten, ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Valim, değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanım, değerli basın mensuplarımız, bugün Yiğitler ve Kahramanlar Diyarı Niğde'mizdeyiz. Tarihin tüm dönemlerine tanıklık etmiş, hem Selçuklu hem Osmanlı hem Roma döneminde çok önemli tarihi eserleri şehrin bünyesinde barındıran gerçekten nadide bir şehrimizdeyiz. Yüzüde bir şehrimizdeyiz. Bu anlamda ilk önce Boru'muza uğradık. Akabinde de Niğde merkezde milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla birlikte Niğde'mizin geleceğine ilişkin yapabileceğimiz projeleri birlikte istişare ettik. Bugüne kadar 2002 yılından bugüne Niğde'mize AK Parti iktidarları döneminde tam 15 milyar liralık yatırım yaptık. Bu 15 milyarın 3 milyarı da yine bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar. Devam eden 500 milyon liralık yatırımımız var ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir için, ilçelerimiz için yapılması gereken önemli kararları aldık ve hızlı bir şekilde 2023'ün Niğde'si için de bu projeleri sahada uyguluyor olacağız. Müsaade ederseniz bu projeleri paylaşmak istiyorum. Niğde merkezde biliyorsunuz bir atık su arıtma tesisi projemiz var. 224 bin nüfusa yetecek. Bu projeyi de yine 2020 yılına kadar projeyi tamamlayıp 2020 yılı içerisinde eş zamanlı olarak projemizi yapıyor olacağız. Zannedersem 7 bin kişi kapasiteli stadyumu da 2020 yılı içerisinde bilemediniz 2021 yılında tamamlayarak hem millet bahçesini hem yeni stadyumumuzu da yine Niğde'mize hizmetine sunmuş olacağız. Diğer bir projemiz belediye başkanımızın açıklamış olduğu eski rektörlükten başlayıp Hüdavent Hatun türbesine kadar olan 220 bin metrekarelik şu an içinde bulunduğumuz alanımız var. Valiliğimizin de rektörlüğümüzün de bulunduğu bu alanda biliyorsunuz bir meydan projemiz vardı. Bu meydan projesini de işte valiliğimizin yapılması, rektörlüğümüzün taşınması, yine içinde bulunan okulların uygun alanlara taşınmasıyla etaplar halinde 2023 yılına kadar da söz verdiğimiz şekilde burayı bir meydan projesi haline getiriyor olacağız. Yine Niğde'miz için yıllardır konuşulan ancak bitiremediğimiz çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi var. Kale etrafı kentsel dönüşüm projesi yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda 456 hak sahibimizi ilgilendiren bu projeye başlıyoruz. Ve o Niğde'de tarihin bize bıraktığı önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak mevcuttaki tarihi eserlerin restorasyonuyla birlikte bu kentsel dönüşüm projesini yapacağız. Buradaki 456 hak sahibi vatandaşımızı Efendibey'de yapmış olduğumuz rezerv konutlara onlarla anlaşmak suretiyle taşıyacağız. Ve bu bölgeyi de Niğde'ye bir turizm alanı olarak kazandırıyor olacağız. İçinde butik otellerimizin olduğu, tarihi konaklarımızın olduğu, yine çok az katlı bizim tarihimize, kültürümüze uygun yapılaşmanın olduğu ve kale ve etrafıyla birlikte de bir çevre düzenlemesi projesiyle Niğde merkeze Kahramanlar Yiğitler Diyarı'na yakışacak çok önemli bir projeyi de kazandırmış olacağız. Bor ilçemizde yine Bor Orta Mahalle'de tarihi sit alanında hem tarihi eserlerin olduğu hem de şehir merkezinin kültürel anlamda en yoğun bir şekilde yaşandığı alanda da sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Bu projeyi de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Bor Belediye'mizle birlikte yürütecekler. Bu alanda tarihi yapıların
restorasyonu, sokakların sağlıklaştırılması ve bu alanında hem borumuza hem de Niğde'mize kazandırılacak çok önemli bir proje olarak başlatıyor olacağız. Bu proje sayesinde burada turizm canlanacak, istihdam canlanacak ve hem Niğde'ye hem bölgeye hizmet edecek çok önemli bir projeyi de kazandırıyor olacağız. Bu içme suyu hatlarında 30 kilometre İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve Bor Belediye'mizle birlikte 2020 yılında başlamak suretiyle değiştiriyor olacağız ve hepsini daktil, sağlıklı içme suyu borularına kavuşturmuş olacağız. Diğer ilçelerimizin de talepleri doğrultusunda hem çevre kirliliğini gidermek hem diğer ilçelerimizdeki o millet bahçeleri projelerini gerçekleştirmek amacıyla da tüm ilçelerimize Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukuş'ta Altunhisar ilçelerimizin de taleplerini giderecek projelere destek olacağımızı buradan ifade ederek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Akıyor bak hele. Sakın abi. Hakan Bey. Kurban Bayramı yaklaştığı için ağırlıklı olarak kurbanlık haberi veriyoruz. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliye Yılmaz, geçtiğimiz yıla oranla kurbanlık fiyatlarında %5 ila %10 arasında bir artış gözlemleneceğini söyledi. Kurban Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala kurban piyasası da hareketlenmeye başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla %5 ila %10 arasında bir artış yaşanıyor. Niğde'de üreticileri kurbanlıklarını pazarlamaya başladı. Büyükbaş üreticileri geçen yıla oranla artışın yaşanacağını, ancak üreticinin yem fiyatlarının artmasından dolayı artı bir gelir elde etmediğini söyledi. %5 ila 10 arasında bir artış yaşanacak. Yem ve girdi maliyetlerini göz önünde bulundurursak bu kayda değer bir artış değildir. Şöyle izah edeyim. Geçen sene yemin torbası 60 ile 65 TL arasındaydı. Bu sene 80 ile 95 TL arasında. Buna kaba yemini, samanı, sılajı, yoncayı, arpayı eklersek %25 ila %35 arasında bir fark gerçekten çok ciddi bir uçurum oluşmakta. Bu büyükbaş erkek tosun fiyatı canlı kilosu 19 ila 21 TL arasında. Küçükbaş hayvan için de kilo başına belirlenen fiyat, bu şişek ve toklu olarak geçer, 19 ila 21 TL arasında değişmekte. Düve fiyatları da 15 ila 17 lira arasında değişmekte. Ben vatandaşlarımızdan özellikle de şuna dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Direkt üreticilerden, üreticilerimizden almalarını tavsiye ediyorum. Bir yıldır çok ne zorluklarla mücadele ederek kurbanlığa hazırladıkları bu kurbanlıkları direkt üreticilerden almalarını tavsiye ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Onlara da biraz destek olmuş oluyoruz. Tabii ki öncelikle kulak küpelerinin olması sağlık kontrolünün olmuş olmasını gösterir. Bir veya iki boynuzu kırık, gözleri yaş akan, burnundan salya akan, bunlar zaten vatandaşın gözle görebileceği emarelerdir. Vücudunda bereler, yara bereler olmaması gerekiyor. Ayağı yürüyemeyecek kadar topal olmaması gerekiyor. Derisi parlak, kulakları dik ve iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Zaten dinimizce de böyle olması uygundur. Biz sadece tek isteğimiz var. İthalatın kesilmesi değil, sadece donmuş etin getirilmemesi. Biz torunlarına kadar yetebilecek kadar et üreteceğiz, üretiriz. Hayvanlarımız var. Şu anda bizim işimiz zararına satış yapıyoruz. Kurbandan dolayı nasıl yani satışlar? Kurbandan dolayı et biraz daha kurbanlık satamıyoruz. Aracıların sebebiyle. Ama bu aracıların ortadan biraz daha disiplinli bir şekilde satsalar biz daha kaliteli hayvanı daha yerinde satarız ve memnun oluruz. Kesimin ucuz olması
kurbanlığın yüksek olması, herkes kurban kesemiyor. Evet. İbrahim Müşler, biz Niğde'de üreticiyiz ve kurbanlık satıyoruz. Yani hayvan yetiştiriyoruz. Biz hayvanlarımızı kestirmek için yer bulamazken ve kurbanlıklarımız bu şeyden dolayı, büyük marketlerin kredi kartına taksit yaptıktan dolayı bizim kurbanlıklarımız alan yok. Biz kendimiz boşuna çabalıyoruz yani. Büyükler, marketler ucuz veriyor, uygun veriyor. Biz doğal olarak satıyoruz. Hayvanların kapakları çıkmış, yaşlarını doldurmuş. Herkes kendine göre, kendi kafasına göre seçebilecek şekilde veriyoruz ama büyük marketlerden dolayı biz biraz bu sene mağduruz. Denetim altına. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.